İnsanlar dertlerini kitapla anlatabilir. Gözleriyle gösterdikleri şeylerle anlatabilir. Sanatçı nedir? Sanatçıyı şöyle bir terimle açıklayalım. Sanatçı dediğin kişi, şimdi içinde bir perspektif vardır. Diğerlerinin göremediği, ya bir derdi var, ya bir farklı şekilde görür bazı şeyleri. Fark eder ki diğerleri onun gözüyle göremiyor, onun düşünceleriyle düşünemiyor, onun kulağıyla duyamıyor. Onları fiziksel aleme geçirip diğer insanlara tattırması lazım. Diyelim ki müzisyen, kafasının içinde bir şeyler dönüyor, farkında ki diğerlerinin bundan haberi yok. Fiziksel ortama geçirmesi lazım ki onlar da tadabilsin onun ne tattığını. Fotoğrafçı, ressam, Stanley var. Stanley'nin işte süper kahramanları. Adam yani hayal kurup duruyor. Senin benim kahramanlarımdan, şeylerinden haber var mıydı film seyretmeden önce? Ben bahsetsem de olmaz. Görmüyorsun çünkü ama ben görüyorum. Ben bunu içinde görüyorum. Ben sanatçı olarak benim dışarı çıkarmam bu sanatçılık. Yani diğerlerinden farklı bir perspektifin olması ve bunu paylaşabiliyor olman bu sanatçılık. En basic anlatımıyla bu. Sanat içindir bilmem ne, onlara girmeyeceğim. Ki onlar üzerine de kağıtlar yazdım, kitapları. Gözle, kulakla, kitapla. Ben sana onu duyguyu vermem, bu sanatçılık. Biyoloji kısmını renklerle birazcık çınlattım gibi düşünüyorum. Bu renklere uyguladığım metodu, yani renkler üzerine dersler var. Mesela gidip yağlı boya, mağlı boya, art sanat şeyine girerseniz orada özel renk dersleri var. Yani bir dönem boyunca renk anlatıyor adamlar. İşte gül kurusu bilmem ne, hepsinin bir anlamı var. Ama ortak şöyle bir şey. Hollywood sisteminde dünyaya yaydığın için filmi ortak sembolik şeyleri kullanman lazım. Eğer ki Türkiye diyelim ki dünyaya yayın yapacaksa ortak sembolik şeyleri kullanması lazım. Sadece Türkiye'ninkili yetmez. Renklerden bahsettim. Aynı şey koku için olabilir yani. Dünyanın öbür ucundaki biriyle buradaki birinin önüne çiçek resmi koyduğun zaman bilir ki o güzel kokuyor. Bu bilinçaltı. Yani o resmi koyduğun zaman. Resimde var, yağlı boyada var. Yani beyaz, başka sembolik şeyler de var ama biraz daha sembolik. Bu biraz daha ben beyin bilinçaltından bahsediyorum. Bazı sesler rahatsız eder, bazı sesler sana gaz verir. Do. Lord of the Rings'in kapısı açılıyor. Bir gaz veriyor sana. Ya da bass teki. Do. Sana şey veriyor, gaz veriyor. Harekete geç, ritmi. Bilinçaltı yüzünden veriyor. Onu kullanıyoruz işte, onları, bu elementleri. Siyah nerede var? Gölgelerde var. Gecede var, gökyüzünde. Siyahın arkasında ne olduğunu bilmiyorsun, siyah renk. Gizemin, bilgeliğin rengi.
Başka şeylerden örnek vereyim. Kulaktan verdim, gözden verdim. Ha mesela bu Kubrick ya da ya bunu sadece Kubrick kullanmıyor da sivri objeler mesela sahne gidiyor, sahne oynuyor. Arkaya sivri objeler yerleştiriyorlar. Yani mesela adam gitmiş, özellikle bak Kubrick'in yaptığı şey, burada bıçaklar duruyor. Karakter burada, tam böyle bıçakların altında duruyor. Şimdi biz fark etmiyoruz ama bizim bilinçaltımız onun tehlikede olduğunu söylüyor. Resimden baktığın zaman o tam bıçağın altında duruyor. Ya da gidip mesela katilin seni şaşırtmak için katil olduğunu düşündüğün kişinin mesela arkasını kırmızıya boyuyor ki sen o karakteri hep kötüymüş gibi düşün diye. Şaşırtmaca. Hatta bilinçaltın şaşırtıyor seni. Şimdi birazcık insan beyni nasıl çalışıyor onu konuştuk. Ve bu dünyadan gelen verileri anlattığım için şimdi birazcık daha derine gireceğim. Önce birazcık canavarlardan bahsedeceğim, ondan sonra tanrılara geçeceğim. Çünkü tanrılar aslında daha karmaşık. Göründüğünden daha karmaşık. Ben Matrix filmini ve oyunları kullanıyorum anlatırken. Çünkü bu tanrıları anlarken çok yardımcı oluyor. Çünkü Matrix filminin bir simülasyon olduğundan farkındayız. Bir bilgisayarın içinde olduğundan farkındayız. Oyunların gerçek karakterlerinin siz olduğundan farkındayız. Sizin avatarlarınız oyunun bir parçası. Siz değilsiniz. Özellikle Matrix filmini kullanıyorum ki kişiler anlarken sembolik anlamları, onları bunları bir fikrin varoluş yapısını bir karaktere devşirilmiş halini anlarken sorun çekmeyin. Yani Matrix'te mesela programlar var. Smith var. Ajan Smith. Bir amacı var. O bir program. Sorun çıkaran programları, diğer şeyleri yok etmek. Ya da Matrix'in içine girip çıkan insanları yakalamak. Ama bir avatarı var. Yes, görebiliyorsun. İnsana benziyor. Şimdi senaryo yazarken bu bizim işimize yarıyor. Bir sanatçının fikrini görmüş oluyoruz. Ya bir fikri fiziksel hale getirmiş oluyor. Şimdi canavarları anlatayım. Canavarlar nasıl üretilir? Canavarlar nasıl çıkmıştır? Canavarlar nedir? Şimdi cadılarla başlayayım. Cadılar ne yapar? Klasik hikayelerde yaşlıdır. Kadındır. İksirler yapar. Büyüler yapar. Güzelleşmeye çalışır. Bilgedir. Bilgedir ama onun bilgisi kara büyüdür. Şimdi bu cadılar nereden çıkıyor? Cadılar hikayelerinde şöyle bir şey var. Eski Avrupa'dan çıkıyor. Eski Avrupa zamanındaki bu hiyerarşi döneminde, erkek hiyerarşi döneminde çıkıyor. Kadınlar otları, onları, bunları çok iyi biliyor o dönemde. Erkekler de kendilerini aslında üstün görüyor.
Bu cadılar şeyini ilk yazarı ortaya süren ya da bu aslında şeyden çıkıyor, halk söylentisinden çıkıyor da işte güzelliğiyle sizi etkileyecek bilmem ne söyledikleriyle sizin istediklerinizi söyleyecek, aslında istediklerinizi vermeyecek. Bu erkek hiyerarşi döneminden çıkıyor. Bu yaşlı, bilge, anne figürü var ya. Erkekler bunları kıskanıyor. Sizin onlara gitmenizi istemiyor. Onlardan ilaç öğrenmenizi, onların size güzellik vereceğiz demelerini istemiyor. Onların sözünü değil, bizim sözümüzü dinleyin diyor. Böylelikle o insanların kafalarındaki kötüleme, o yaşlı kadın figürünü kötüleme olayı cadı, canavar haline geliyor. Bu birincisi. Başka bir toplum şeyi, canavarlarla ilgili. Frankenstein. Frankenstein şey zamanında çıkıyor. Bilimin insanlar şeyden korkuyor halk. Bilimin dini yalanladığından korkuyor. Bu gene Avrupa. Bu taraf değil. Şeyde bu kadar olmuyor. Çin'de ve Orta Doğu'da bu kadar olmuyor ya da Asya ülkelerinde. Genelde Avrupa'dan biliyoruz canavar şeylerini. Frankenstein ne? İşte vücudun içindeki elektriği fark ediyorlar insanlar. Diyor ki birisi, biz insana elektrik verirsek biz onu geri döndürebiliriz. Frankenstein ne yapıyor? İşte organlarını Frankenstein, bu arada bilim adamının adı Frankenstein canavarı, Frankenstein canavarının adı. Frankenstein bizim bildiğimiz Frankenstein değil. Canavarın adı Frankenstein'in canavarı. Frankenstein doktorun adı. Frankenstein gidiyor, mezarlıktan bir sürü parça çalıyor. İki tane sol ayak, kafa, vücut. Mükemmel bir insan yapmaya çalışıyor. Yani işte mükemmel değil tabii ki. İşte hepsini birbirine dikişliyor. Ondan sonra şimşek çakıyor, şimşeği ayarlıyor. It's alive diye bağırıyor. İlk korku filmlerinden biridir zaten o. Ya o kadar değil yani. O biraz da canavar filmleri diyelim. Universal o zaman canavar filmlerine yükleniyordu. Her Big Five dediğimiz büyük beşli her kanal sadece bir canlıya yükleniyordu. Geçmişte, 60'larda, 70'lerde. Birisi Fox muydu? Sadece Gangsta ve Roman Gangsta'ya yükleniyor. Birisi Paramount şeye yükleniyor, Gangsta'ya yükleniyor, mafya filmlerine. Fox şeye yükleniyor, romantik filmlere yükleniyor. Universal canavar filmlerine yükleniyor ve korku şeylerine. Biraz da gençliğe hitap ediyor. Ya sen biliyorsun yani, Fox'un filmlerini izleyecekken sadece elit şeyleri yapıyorsun. Bugünkü gibi değil. Herkes kendi imajını, imajını korumaya çalışıyor. Ya gidip de mesela Fox'a canavar filmi, korku filmi satamıyorsun. Sadece Universal'da satın alıyor onları. Neyse. Öyle 5 tane büyük bir tane büyük marka var. Her zaman öyle olmuştur. Her zaman öyle olacaktır muhtemelen. Frankenstein. O zaman insanları şimdi Frankenstein'ın zaten kitabında zaten bir yorum var. Bilim ya yani bilim dini yalanlıyormuş gibi. Zaten öyle. Yani bu yani bir durum var. Yani dinin ortaya sunduğu şeyleri
Allah'ın yaptı diye sunduğu şeylere bilim diyor ki, o kadar gelişiyor ki, diyor ki hayır diyor. Bu işte doğanın kanunudur diyor. İşte insanlarda bir korku var. En büyük korku da İsa'nın yaptığı şeye karşı gelmesi olur. O da İsa'nın en büyük gücü üfleyerek insanlara canını geri verebiliyordu. Kuşa üflüyor, çamurdan kuş mu yapıyor? Mesela Kur'an'da var o. Çamurdan kuş yapıyor, üflüyor, canlanıyor. İşte ölüyü diriltiyor. Bu İncil'de de var. Frankenstein'in özelliklerinden biri bunu şey yapıyor, bunu yargılıyor bunu. Frankenstein bilimle birisine can veriyor. Yani ne yaptı? İsa'nın yaptığını yaptı. Ama peygamber olarak yapmadı, bilim olarak yaptı. Ne oluyor işte filmde? Herkes korkuyor Frankenstein'dan. Ona saldırıyorlar. Mesela Frankenstein'ın bugünkü hikayelere devşirilmiş olması mesela Hulk filmi. Ya işte filmde Frankenstein'ın filminde diyor ki beni yalnız bırakın. Ya sadece şey, onu Frankenstein ona saldıranlara saldırıyor. Hulk Frankenstein hikayesinin çakması. Yeşil versiyonu. Bilim adamı bu sefer kendini Frankenstein canavarına çeviriyor. İnsanları geliştireceğim, insanlara bir şeyler öğreteceğim derken. Bu iyi bir örnek oldu çünkü eski hikayelerden bahsediyoruz. Romeo ve Juliet bilmem ne, eski şeyleri alıp yeniye uygulamaktan bahsediyoruz. Bu Frankenstein olayını Hulk'ta görmemiz iyi oldu. Zaten Thor mesela mitolojiden direkt bir karakter. Onu zaten anlatmama gerek yok. Yani geçmişini zaten mitolojiden olduğu gibi hala adam duruyor. Canavarlar, vampirler mesela şeyi biliyorsunuz, Kontrakula'nın hikayesini. İşte adam Osmanlı'yı kaçırmak, Osmanlı askerlerine korku salmak için işte Osmanlı askerlerinin ya da halkın işte kazağı geçiriyor. Kilometrelerce kazağı geçiriyor insanları. Ölü şekilde. Bu da askerlerin moralini bozuyor. Sonra işte bu adam vampir, canavar, bu olaylar çıkıyor. Yani doğaüstü bir şey olduğunu sanıyorlar adamı. Vampirler ne yapıyor? Kan emiyor. Bu galiba korkutmak için o tarz şeyler de yapıyorlardı. O vampir konusu biraz daha karmaşık da ona çok girmeyeceğim. Şu an girmeyeceğim. Belki sonra girerim. Kurt adamlar. Geceliğin çıkıyorlar. Kurt adamlarla ilgili çok bir bilgim yok. Ama ben şeyden neredeyse eminim. Çocukları geceliğin dışarı çıkmasın diye korkuttukları bir hikaye olduğundan eminim. Yani çıkma gece. Hani ay ışığında. Ama mesela ay ışığında bir şey duydum. Ne kadar gerçek bilmiyorum da. Yani duyduğum yer YouTube'du. Gerçek olduğunu savunuyordu ama YouTube olduğu için pek inanamıyorum. Öldürme, birilerinin katil olması, öldürme zamanı hep dolunaya geliyormuş. Şey, mantıken doğru olabilir çünkü bir, dolunay zamanı en çok dalgaların büyük olduğu zaman okyanusta. Güneş açınca çiçekler açıyor. Güneş gidince kapanıyor. Ya büyük bir sistem küçük sistemlere etki ediyor yer çekimiyle. İnsanlar burçlara da inanıyor. Ben pek inanmıyorum.
az çok inanıyorum. Yani bu kadarcık inanıyorum. Çünkü işte diyorlar ki başka gezegenlerden etkileniyoruz falan. Ama bizim bilimde, psikolojide bir seviye var. Eğer o seviyeyi geçmiyorsa, o numaraları, yani bir sürü kişinin üzerinde test ediyorsun. Eğer o seviyeyi geçmiyorsa, o teori yalan diyorsun. İşte bir üniversite çıkıyor, diyor ki akrepler hep bir şeydir. İşte aslanlar yönetici kabiliyeti vardır. O zaman da doğmuş insanları topluyorlar, bir şey ortaya sunuyorlar. Diyelim ki yaptıkları şey %50'yi, significant level deniyor buna, significant. O seviyeyi geçti. Yani dediler ki bu teori değil, bu gerçek. Biz bunu böyle gördük. Şu anda bir şeyin teoriden çıkıp kanıtlanma şeyi çok zor. 5 tane eskiden 3'müş. Eskiden 2 miymiş neymiş? Hatta 2'ymiş yani bir zamanlar. Şu an 5 tane farklı üniversiteye dünya üzerinde yollaman gerekiyor. Ve hepsinin de deney grupları oluşturması gerekiyor. Ve hepsinin de o yüzde oranını geçmesi gerekiyor. Ancak o zaman kitaplara diyorsun ki insanın doğası budur. Significant level denilen şey. The data is not significant enough. Toplanan şey. Toplanan bilgiler teoriyi kanıtlayacak kadar numaralar, yani fikirle aynı şeyi söylemiyor. O yüzden psikologlar bugün burçlardan değil, adlardan, hastalıklardan, hastalıklara ad vermişler. Yoksa burçlara verirlerdi. Burçlardan konuşurlardı. Hani yapmadı falan diye düşünüyorsanız eğer testlerini, yaptılar. Hatta ilk yaptıkları şeylerden biri. Psikoloji alanı çıkar çıkmaz. Hulk. Frankenstein'in çakması. Cadılar. Yaşlı kadın. Uzak durun. Vampirler. Kurt adamları. Aramızda yaşıyorlar. Formülü belki görmüşsünüzdür. O zamanın canavarı neyse, o zamanın senin için olan şeyi, senin için canavarı neyse, dikkatli olması gereken kişi kimse, kime dikkatli olması gerektiğini söylüyorsan, yani çocuksa geceleyin çıkma. Bu öldürme şey, söyledim mi onu? Öldürme, Dolunay'da öldürme sayısı artıyormuş diye. Polis raporlarına göre falan diyor da ne kadar doğru bilmiyorum. Yani o açıp da doğru mu söylüyor bilmiyorum. Çünkü YouTube'da her şeyi söyleyebiliyorsun. YouTube'da konuşuyoruz. Canavarlar. Benim filmimde de canavarlar var, aramızda yaşayan. Şey yapabiliyorlar. Başkalarının düşüncelerini kontrol edebiliyorlar. Söyledikleri şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Düşündükleri şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Ben kendi canavarlarımın hangi canavarlar olduğunu söylemeyeceğim tabii ki. Ama sadece bir tane çeşit canavar yok aramızda yaşayıp da bizim farkında olmadığımız orada. Bir sürü var. Ama özel güçleri bunlar.